Herkese selam Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber Xiaomi'nin yeni modellerinden biri olan 12 Lite'i inceleyeceğiz. Bu modelin biliyorsunuz ki 12 Lite, 12 ve 12 Pro'su vardı. Biz 12'yi de incelemiştik. Kanalımızın hemen şurada bir yerde bulabilirsiniz. Onu da inceleyip ikisi arasındaki değerlendirmeyi de belki karşılaştırmak isteyebilirsiniz. O zaman telefonumuzun ilk önce böyle çok lafı uzatmadan tasarımından başlayalım. Öncelikle telefonumuzun 173 gramlık bir hafifliği ve 7 milimlik bir inceliği var. Elde tutulma hissiyatı gerçekten çok güzel, zarif ve mat bir tasarımı var telefonumuzun. Yan tarafında güç düğmeleri, ses açma, kapama düğmesi, üst tarafta hoparlörü ve aynı zamanda alt tarafta da bir hoparlörü var. Bu hoparlör iki tane çift hoparlör. Alt tarafta bir çift sim girişimiz bulunuyor. Bu çift sim girişi ikisi de 5G'yi destekliyor. Ve bir de Type-C girişimiz var. Type-C girişi de her zaman olduğu gibi kızılötesi sensörümüz bulunuyor ve mikrofonumuz bulunuyor. Arka tarafa bakacak olursak bu arka tarafta da maalesef yine her zaman gibi biraz parmak izi tutuyor. O yüzden kılıfla kullanmanız belki sizin için çok daha iyi olabilir. Zaten kutu içeriğinde de size kılıf gönderiyor. Artık bunlar normal şeyler. Telefonun arka tarafında bir adacık var. Bu adacıkta da kameralarımız yer alıyor. Bu kameralarda da üçlü bir kamera sistemi bizle. Burada zaten detaylarına ineceğiz. Gerçekten güçlü bir kamerası ve iddialı da marka bu kamera konusunda. Bunları da tek tek inceleyeceğiz. Ön tarafa da baktığımızda bir ön kameramız bulunuyor. Yukarıda çok çok ince bir ahizemiz var. Ve onun yanında da iki tane LED var. Bunu da kamera tarafına geldiğimizde yine değineceğiz. Gerçekten oldukça başarılı bir konuda. Yan tarafta şu an siz de görüyorsunuz ince ince bir çerçevesi var. Bu da dizi, film izlerken sizlere gerçekten güzel bir deneyim yaşatıyor. Kısaca tasarımdan bu şekilde bahsetmiş olduk. Aynı zamanda bu telefonun 3 tane de renk seçeneği var. Açık yeşili, açık pembesi ve siyahı. Gerçekten o renklerde oldukça güzel duruyor. Yani tercih edilebilecek renkler. Kötü durmuyor kesinlikle. Onları da çok beğendim. O zaman kısacık şimdi telefonumuzun teknik detaylarının tablosu bir gelsin. Daha sonrasında hepsinin detaylarına inelim. Telefonumuzun 6.5 inçlik 120 Hz tazeleme hızı bulunan AMOLED ekrana sahip. Donanımında 8 GB RAM ve 256 GB'lık dahili depolaması mevcut. Yonga setinde 8 çekirdekli Snapdragon 778G işlemcisi kullanılmış. 4300 mAh batarya gücü bulunuyor ve son olarak arka kamerasında 108 megapiksellik bir çözünürlüğe sahip olduğunu söyledikten sonra ekrandan başlayalım. Telefonun ekranı en başta tasarımda da bahsettiğimiz gibi geniş çerçevelere sahip bir ekran. 6.55 inçlik bir ekranımız var ve 1080x2400 Full HD Plus çözünürlükte bir AMOLED ekran bizlerle. Ekran Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Yani yine çizilmelere dayanıklı bir ekran bizle olduğunu söyleyebiliriz. Parmak izi tarafı tasarımda hiç yan taraflarda olduğunu bahsetmemiştik. Parmak izi ekranda yer alıyor ve oldukça hızlı bir şekilde çalışıyor. Telefonumuzda HDR10 Plus teknolojisine sahip. Aynı zamanda da 68 milyar kadar renge ulaşabiliyor. Gerçekten bu sayılar artık çok çok iyi sayılar. Dizi, film, 4K bir şey izlerken çok güzel keyif verebiliyor sizlere. Ekran 402 ppi'lik bir görüntü hassasiyeti de sağlıyor. 60 ve 120 Hz'lik de tazeleme hızı bulunuyor. Genelde ilk telefon açıldığında bu arada 120 Hz'lik tazeleme hızıyla açılıyor. Ekstra olarak da 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı da bulunuyor. Bu da oyun tarafında bunu da deneyimledim. Size dolmalar, kasmalar da yaşatmıyor. Gayet hızlı, akıcı bir ekranınız oluyor bu telefonla beraber. Son olarak ekrandan bahsedeceğim 3 tane de modu var. Okuma modu, gün ışığındaki mod, bir de gerçek görünümlü mod olarak. Okuma modunda gerçekten gözünüzü, ben bazen ekrana bakarken çok yoruluyorum. Ve okuma modunu aldığınızda o sarımtırak bir renk gerçekten gözümü rahatlatıyor. Aynı zamanda gün ışığında da telefonunuzun ekranını çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ortama göre de gerçek görünümlü ekran modu sayesinde ortamına göre de renk ışığını kendisi ayarlıyor. Ekran tarafında bence oldukça başarılı bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Üst tarafta da yine tasarımda da bahsettiğim gibi bir kamerası bulunuyor. Dedikten sonra birazcık da kameraya geçelim. Çünkü bu telefonun belki de en çok övülecek tarafı kamerası. Telefonun kamerası gerçekten çok güzel. Ben beğendim yani. Bence başarılı bir kamera bizlerle beraber bu telefonda. O zaman hemen şöyle onun da bir küçük teknik tablosu gelsin. Tek tek anlatayım. 108 megapiksellik bir arka kamerası, 8 megapiksellik 120 derece geniş açılı kamerası, 2 megapiksellik bir makro kamerası bulunuyor bu telefonumuzda. Ön tarafta ise 32 megapiksellik bir ön kamera bizlerle.
Kamera tarafında makro kamerada böyle 4 cm'e kadar yakınlaştırdığınızda size güzel bir görüntü sağlayabiliyor. Aynı zamanda bu telefonun hareket yakalama ve göz takibi moduyla gerçekten bu fiyat aralığında oldukça başarılı bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Bu modlarda gerçekten çok güzel bir şekilde çalışıyor. Telefonum zaten kamera moduna girdiğinizde hemen burada daha fazla da birçok mod var. Vlog modu, film efektleri, zaten ağır çekim, panorama, bunlar zaten artık her telefonda var ama bunlar... Yani vlog modları gerçekten güzel bir şekilde çalışıyor. Efektlerde bazen bazı telefonlarda çok yapmacık durabiliyor ama bu telefonda gerçekten güzel bir efekt deneyimi de size sunuyor. Aynı zamanda belki de yine en övülecek taraf, şimdi size gösteriyorum. Fotoğraflara girdik ve karanlık bir ortamdayız. Bazen gece çekimlerinde ortam ışığı bize yetmeyebiliyor. Bunun için de yukarıda bulunan bu flash tarafından hemen şurada açtığınızda size iki tane bir flash sunuyor ve bunu da bu ışıklar sayesinde fotoğrafınızı çok daha renkli bir şekilde çekebiliyorsunuz. Bence gayet başarılı bir deneyim. Ben bunu çok sevdim bu telefonda. Yani siz de eğer belki dışarıda fotoğraf çekmek istiyorsanız bunun azizliğine uğramışsınızdır. Yani çok güzel bir alan vardır ama ışığınız azdır. O yüzden böyle bir ledlerin bulunması bence oldukça güzel diyebilirim. Video tarafındaysa telefon size 4K 30 fps çözünürlüğüne kadar destek sağlıyor. Gerçekten bu değerde oldukça iyi aslında. Bunu da deneyimleme şansı buldum. Zaten birazdan fotoğrafları, videoları sizler de tek tek göreceksiniz. Tabii ki takdir size kalmış, beğenebilirsiniz, beğenmeyebilirsiniz ama birazdan da fotoğraflar gelecek. Ağır çekim modunda da 1080'e 120 fps değer sağlıyor sizlere. Ağır çekim modu da yine oldukça başarılı. O zaman sizi fotoğraflar ve videolarla baş başa bırakalım. Bakalım bu telefonun görüntü kalitesini benimki kadar sevecek misiniz? Fotoğraflar ve videolar gelsin. Xiaomi 12 Lite'ın ön kamerasından duyuyorsunuz. Her zamanki yerimizdeyiz. Görüntü kalitesi de çok güzel görünüyor. Şu an 1080'e 60 fps'te çekiyorum videoyu. Umarım sesim size güzel bir şekilde aktarılıyordur ve görüntü kalitesi de bu şekilde. Şu an düz ışıktayım. Bir de ters ışıkta beni görün. Bu şekilde görünüyor. Bir de arka tarafa bakalım. Bakalım arka tarafta da ön kamera kadar beğenecek miyim? Ya da siz beğenecek misiniz? Şu an 4K 30 fps'te videomu açtım ve bu şekilde görünüyor. Bence renkler oldukça güzel bir şekilde aktarılıyor. Umarım sesim de size iyi bir şekilde iletiliyordur. Biraz da yakınlaştırmayı deneyeceğim şimdi. Yakınlaştırdığımda da 6x'e kadar bu şekilde görünüyor. Eğer yapay zekayı da açarsanız eminim bu video çok daha güzel bir şekil alacaktır. Umarım beğenmişsinizdir. Bu şekilde bir görüntü kalitesi var. Peki siz nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Eğer beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi de unutmayın derim. Fotoğraflar ve videoları gördünüz. Eğer beğendiyseniz yorumlarda da belirtmeyi unutmayın dedikten sonra donanım tarafına gelelim. Donanım tarafı da sizi gerçekten böyle tatmin edecek bir seviyede. 8 çekirdekli işlemcisi var ve bu işlemci 6 nanometrelik bir üretim teknolojisiyle karşımıza geliyor. Yonga setinde ise Snapdragon 778G kullanılmış bu telefonda. Telefonumuz Android 12 ve MIUI 13 arayüzüyle geliyor ve 5G'de desteği bulunuyor. Artık yavaş yavaş 2023'ten sonra 2024'te 5G desteği de Türkiye'ye geleceği söyleniyor. O yüzden belki de geleceğe yatırım yapmış
olabilirsiniz. Cihazın 3 tane depolama seçeneği var. Bu depolama seçenekleri 6 GB RAM'e 128 GB'lık dahili depolama olan seçeneği var. 8 GB RAM'e 128 GB'lık dahili depolama seçeneği var. Bir de 8 GB RAM'e 256 GB'lık dahili depolama seçeneği var ve yani 3 tane size seçenek sunmuşlar. Artık hangisini seçip beğenip alırsanız artı 2 GB'lık bir sanal RAM'i bulunuyor bu telefonun. Batarya tarafında da oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani yarım saatlik bir oyun oynadım, PUBG oynadım ve şarjım %3 kadar gitti. Bence oldukça başarılıydı. Aynı zamanda 4300 mAh'lik de bir batarya kapasitesi var. Kutunun içerisinden 67 Watt'lık da bir hızlı şarj adaptörü bulunuyor. Bu da sizi şarjınızı 0'dan 100'e kadar 41 dakikada ulaştırıyor. Yani acil bir durumda gerçekten 1 saat arasında yani 20 dakika içerisinde şarjınızı %50'ye getirebilirsiniz. Bence bu anı kurtaracak bir çözüm olduğunu söyleyebilirim. Artık hızlı şarjların gelmesi beni çok mutlu ediyor. Telefonda da kesintisiz bir şekilde 18 saat boyunca video izleyebiliyorsunuz. Yani hem ekran tarafında başarılı olması, yani böyle dizi, film izlerken bunun deneyimini yaşamak bence oldukça güzel. Yani ses kalitesi güzel, ekranın parlaklığı ve renkleri güzel, şarjın az gitmesi güzel. Eğer dizi film bağımlısıysanız ya da oyun oynarken bence telefon sizi gayet idare edebilecek bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Fiyata gelecek olursak, fiyat tarafındaysa telefonumuzun 16.000 liralık bir değeri var. Zaten yeni satışa sunuldu. İlla ki telefonun fiyatı artacaktır. Eğer siz de bu özellikleri beğendiyseniz ve ya da yeni bir telefon değiştirmek istiyorsanız belki aradığınız kriterleri de karşılıyordur. Aklınızda bulunabilecek bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Ben oldukça beğendim bu telefonu. Ama tabii ki arkaya bir kapla kullanırsınız çok daha güzel olur. Ben bu parmak izi olayını hiç sevmiyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir like'ınızı ve yorumlarda bu telefonun bu kadar fiyat eder mi etmez mi tartışmasını da gerçekleştirmeyi çok isteriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.